İletişim Ansiklopedisi Hertha Hedsock Hertha Hedsock, Amerikan ampirik geleneğinin oluşumunda eşi Paul Lazarsfeld ile birlikte önemli rol oynamış akademisyenlerden biridir. Sınırlı etki, kullanımlar ve doyumlar kuramlarının geliştirilmesi ve kuramsallaştırılmasında önemli rol oynamıştır. Radyo araştırmaları gibi önemli çalışmalara imzasını atmıştır. Herta 100 yüzyıla yaklaşan ömrünün büyük bir kısmını Amerika Birleşik Devletleri'nde geçirmiş olmasına rağmen Avusturya'da doğmuş ve ölmüştür. Herzog, 1910 yılında Viyana'da doğmuş ve Birinci Dünya Savaşı'nın ağır yaşam koşulları içinde büyümüştür. Herta Herzog, savaş şartları ve savaştan sonraki olumsuz koşullarda geçen çocukluk yıllarının izlerini ömür boyu taşımıştır. Elizabeth Perşe'ye yazdığı mektupta bu olumsuz şartlardan söz etmiştir. Bu olumsuz koşullardan öne çıkan ilki, bu dönemde öncelikle gıda olmak üzere yaşam koşullarını belirleyen kıtlık gelmektedir. İkinci önemli unsursa annesiyle ilgili anılarıdır. Hetzok'un annesi, Birinci Dünya Savaşı sırasında gönüllü hemşire olarak çalışmış ve bu dönemde bronşit gibi hastalıklara yakalanmıştır. Hetzok, çocukluğunda annesini kaybeder. Hetzok, ilkokuldan sonra beşeri bilimler temelli bir liseye geçer. Burada her gün 8 yıl boyunca Latince, 5 yıl boyunca Yunanca öğrenir. Diğer bir ilgisi ise eski Almanca üzerinedir. Hedzok'un bu ilgileri, Viyana Üniversitesi Hukuk Fakültesindeki ilk yılında felsefe ve Alman edebiyatı dersleri almasına yol açar. Hedzok'un Viyana Üniversitesi'nde başladığı dönemde Karl Bühler, psikoloji bölümünün başındaydı. Derslerine yoğun ilgi, Hedzok'u da etkiledi. Karl ve Charlotte Bühler, psikoloji enstitüsünü yönetmekteydi ve farklı disiplinden öğrencilerle çalışmaktaydı. Bunlar arasında diller tarihi alanında çalışan Kate Wolf ve matematik kökenli olup psikolojiye istatistik boyutuyla yaklaşan Paul Lazarsfeld de vardı. Heitzock doktora aşamasına geldiğinde o günlerde güncel olan radyo üzerine sosyal psikolojik temelde çalışmaya karar verdi. Bu süreçte kendine danışmanlık yapacak olansa Paul Lazarsfeld'ti. Herta Hetzoc, 1932'de psikoloji alanında doktora eğitimini tamamlamış, 1935 yılında ise Avusturya'dan Amerika'ya gitmiştir. Paul Lazarsfeld, Maria Yahudadan ayrıldıktan kısa bir süre sonra Hetzoc, Paul Lazarsfeldle evlenmiştir. Herta Hetzoc, Lazarsfeld, New York'te radyo araştırmaları projesine katılmıştır. Herta Hetzoc'un çalışması İletişim araştırmalarının temel sorusu olan medya insanlara ne yapar veya nasıl etkiler sorusunu dinleyici izleyici bağlamından izleyici bağlamına taşımıştır. Bu bağlamda araştırma sorusu insanlar medyayla ne yapar sorusuna dönüşmüştür. Bu durum izleyiciyi pasif alıcı yerine tercih yapan özne olarak kavramsallaştırmasını sağlamıştır. Herta Herzog, kullanımlar ve doyumlar yaklaşımının ilk geliştiricilerinden biridir. Herzog, insanların gazete okumak ve radyo dinlemek gibi farklı medya kullanımlarının arkasındaki nedeni sınıflandırmaya çalışmıştır. Herzog, 1943 yılında McCann Erickson'ın araştırma biriminde çalışmaya başlar. 1948'de New York'taki araştırma merkezinin başına geçer. Hedzog, büyülerin psikolojik çevre kavramını pazar araştırmalarında kullanmaya çalışmıştır. Hedzog, imaj kavramını bu kavramın araştırması için kullanabileceğini düşünmüştü. Hedzog, iletişim içeriğini izleyicinin kabul edip etmemesiyle ilgili deneysel birçok araştırma tasarlamıştır. Bu araştırma tasarımları, tüketim davranışı, marka tercihi gibi konularda kişilik testleri gibi çalışmalar da içermekteydi. Klaus ve Steller'a göre Hetzog, reklam ve pazar araştırmalarında hem psikoanalitik hem de nitel araçların kullanımını savunmuştu. Klaus ve Steller'a göre herte Hetzog, pazarlama araştırmalarında kim neyi satın alır sorusu yerine tüketici davranış ve motivasyonlarını kavramanın yeni bir yolu olarak insanlar ne yapmak için satın alırlar? sorusu üzerine yoğunlaşmıştır. Hedzog, McKen Erickson'ın Amerika dışındaki araştırmalarını da yöneterek 1959 yılında bir yıl Almanya'da kalır. Hedzog, 1970 yılına kadar pazar araştırmalarına devam eder. 1954 yılında ikinci eşi Paul Messin ile evlenmiştir. 1970 yılında Messin ve Hedzog emekliye ayrılırlar. Hedzog, 1979 yılında eşinin ölümünden sonra tekrar pazar araştırmalarına geri döner. Hetsock, 1970'lerden 1980'lere kadar Tübingen Üniversitesi'nde Amerikan televizyonu ve televizyon araştırmaları başlığı altında dersler vermiştir. Bu çalışmalarda Hetsock, Dallas gibi Amerikan dizilerine Alman izleyicilerin nasıl tepki verdiğini incelemiştir. Headsock, reklam ve pazarlama araştırmalarında yaptığı çalışmalar nedeniyle Pazar Araştırma Konseyi (Market Research Council) tarafından onur ödülüne layık görüldü. Hayatının son dönemini ise Avusturya'nın Tirol bölgesinde kardeşinin ailesiyle birlikte geçirdi.